takdir edersiniz ki bizler yoğun nüfusu olan milletleriz. Güney Asya'da pek çok yönden ilginçlikler barındıran bir coğrafya. Dünyanın en sıra dışı yaşamlarını bu coğrafyada bulabileceğiniz gibi, kimi zamansa şehirlerindeki alışılmadık olaylarla ön plana çıkıyorlar. İşte size onlardan bir tanesi. Pakistan. Burası oldukça yoğun bir nüfusa sahip olan ve nüfusun getirdiği problemleri bizzat hayatın içerisinde yaşayan ve iliklerinizde kadar size kaosu yaşatan bir yer. Öyle ki çeşitli resmi kurumlarca yapılan araştırmalarda her yıl dünyanın en kirli ve en tozlu şehri bu ülkeden çıkıyor. 796 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahipler ve tabiri caizse ülkede istemediğiniz kadar çok insan var. Dile kolay 240 milyon gibi kocaman bir insan kalabalığına sahip olan bir yer burası. Şu dakikada videoyu durdurun ve kendi ülkenizle bunu bir kıyaslayın. Yaklaşık 800 bin kilometre karelik bir alan içerisinde 240 milyon kişinin yaşadığını hayal edin. Elbette yüz ölçümüne oranla daha fazla sayıda insanın yaşadığı yerler de var. Mesela Bangladeş gibi. Takdir edersiniz ki bizler yoğun nüfusu olan milletleriz. Ancak biz bunu sorun etmiyoruz. Olaya olumsuz bakmak çok doğru değil. Bol nüfusun bize getirdiği avantajlar var. Peki ya nüfusun aşırı derecede çok olduğu yerlerde ilk olarak neyi gözlemlersiniz? Elbette ki buralarda kirlilik kaçınılmazdır. İşte Pakistan'da bunun çok güzel bir örneği var. Ülkenin doğusunda Lahor adında bir şehirleri var ve burası her yıl dünyanın en kirli şehri araştırmalarında Bangladeş'in başkenti Dhaka ile yarışıyor. Yine de biz kabaca en kirli şehri diyebiliriz. Lahor 13 milyonu aşan nüfusuyla Pakistan'ın en büyük ikinci şehri konumunda. Bir şehir ne kadar kaos dolu, hijyensiz veya gürültülü olabilir diyorsanız gelin bize bu videoda eşlik edin. Pakistan'a yaptığımız Lahor yolculuğuyla şehrin gerçekten de dünyanın en kirli şehri olup olmadığına birlikte karar verelim. İşte sabahın erken saatlerinde bir sokağın kenarı. Ortalıkta bir çöp konteyneri bulunmuyor. Çöpler torbalar halinde sokağın kenarına atılmış ve üzerinde sinekler uçuşuyor. Bu durum hem çevre kirliliği yaratıyor hem de etrafa kötü gazları açığa çıkarıyor. İşin daha da kötü yanı bu çöp birikintisinin biraz ötesinde bir kasap açık ortamda et kesiyor. Yani çöplerin çıkardığı gazların kokusu et kesilen noktaya kadar geliyor. Bu da etlere mikrop bulaşmasına davetiye çıkartıyor. (Gülüyor)
Pakistanlı esnaf sabahın erken saatlerinde işine odaklanmış durumda ve 630 rupiye parça et satıyor. 630 rupinin karşılığı ise sadece 2,5 Amerikan doları. Etlerin satıldığı ortamı incelemek gerekirse açık havayla doğrudan temas eden bu ortamda etler doğrudan toza ve egzoz dumanlarına maruz kalıyor. Kasap çıplak elle tezgahı siliyor ve ardından aynı ellerle etleri doğruyor. Başlangıçta bu tavuklar tezgahın altında canlı şekilde duruyorlar. Sonrasında kasap tezgahın altından tavuğu çıkarıyor ve oracıkta keserek parçalara ayırıyor. Pakistan'da kasaplar çoğunlukla bu şekildedir ve orada yaşama düşünceniz olursa bu duruma alışmak zorundasınız. Buradan et satın alıp almamak elbette sizin tercihiniz olacaktır. Ancak şu bir gerçek, kamerayı sokağın ortasına dayayıp etrafı çektiğinizde insanlar size gülümsüyorlar. Yani yaşadıkları alanın kirli olması onları barbar bir toplum yapmıyor. İnsanlar kamerayı görünce gülümsüyor, el sallıyor veya merhaba diyor. İnsanlar yoğun pratik bir ulaşım adına motosiklet kullanmayı tercih ediyorlar ve etraftaki motosiklet seslerinin sesi asla susmuyor. Pakistan'ın sadece Lahor şehrinde bile 6 milyondan fazla motorlu taşıt trafikte seyir halindedir. Bu 6.2 milyon motorlu taşıtın 4.2 milyonu ise iki tekerlekli motosikletleri kapsıyor. Bundan dolayı Lahor'a gidince gözünüzü çevirdiğiniz her noktada onlarca veya yüzlerce motosiklet göreceksiniz. Elbette birileri de sürekli kornalara basıyor ve egzozlarından kokular yayılacak. Özellikle korna sesleri göz ardı edilecek bir durum değil. Trafiğin sıkıştığı noktalarda insanlar uzunca kornalara basıyor ve trafik çözülene kadar ellerini kornadan çekmiyorlar. Korna sesi sinirlerinizi bozuyorsa, Pakistan Lahor'da henüz ilk günden başınıza ağrılar girebilir. Bu da şehirde ekstra bir gürültü kirliliğinin doğmasını sağlıyor. Lahor'daki asıl kirliliği ortaya çıkaran unsur tam olarak da bu gibi detaylardır. Şehirdeki taşıtların fazla olması etrafa hem toz yayıyor hem de egzozlardan çıkan gazlar havayı kirletiyor. Yolların çoğu asfaltlanmamış olduğundan motosikletlerin geçtiği her noktadan toz kalkıyor ve insanların ciğerlerine doluyor. Kimileri Lahor'da bir gün vakit geçirmenin 15 adet sigara içmeye eşdeğer olduğunu söylüyor. Uluslararası kuruluşlar ve Dünya Sağlık Örgütü Lahor'da maskesiz gezilmemesi konusunda sizleri uyarıyor. Bu kapsamda Lahor'da sokak egzersizleri yapmamalı, evinizin veya otel odanızın penceresini daima kapalı tutmalısınız. Elbette sokaklarda da çift katlı maskeler kullanmalısınız. Çünkü Lahor'daki hava kirliliğinin boyutu Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği değerin tam 16 katıdır. 2.5 mikron büyüklüğünde veya daha küçük partiküller PM2.5 adı altında sınıflandırılıyor. Havadaki kir, duman, toz, kum ve sıvı damlacıkları 2.5 mikronun altındaki partikül sınıfına ait ve Pakistan Lahor'da bu hava kirliliği endeksi ortalama 300, zaman zamansa 400'lere kadar çıkıyor. Havası temiz sayılabilecek ortalama bir şehirde PM2.5 değerlerinin 20 ile 25 civarlarında seyretmesi gerekirken Lahor'da havadaki partiküllerin ve buna bağlı olarak ciğerlerimize çektiğimiz miktarın en az 16 kat olacağını bilmeniz gerekir. Bilim insanlarına göre günlük PM2.5 değeri 50'nin üzerinde olan şehirlerde yaşanmamalıdır ve oradan uzaklaşılmalıdır. 50'nin üzerindeki her değer insan sağlığı açısından doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Hatta Lahor'daki hava kirliliği endeksi 400'lere çıktığı zamanlar şehirde okullar tatil ediliyor, eğitim ve iş sektöründe aksamalar oluyor. Lahor'da öğrenciler haftanın bazı günleri okula gitmeyecekler. Okul Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan bildiride tüm devlet ve özel okullarının haftanın 4 günü kapalı kalmasına karar verildi. Bundan dolayı söylenebilir ki Lahor'da bir astım hastasının hayatta kalabilmesi asla mümkün değil. Hatta Lahor'da her yıl en az 128 bin kişinin hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybettiği saptanmış. Ölen insanların çoğunluğu astım, bronşit, akciğer kanseri gibi solunum yolu problemlerinden hayatlarını kaybetmişler. Lahor'daki yaşlılardan bazıları bu gerçekliğin farkında olacak ki pandeminin etkisi neredeyse bitmesine rağmen onlar düzenli olarak maske takıyorlar.
Lahor'da yaşıyor olmak onlar için pandemiden çok daha tehlikeli ve her an solunum yolu enfeksiyonlarından hayatlarını kaybedebilirler. Bu elbette açıklanan sayılar ve gerçek sayıların çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. Lahor'da yaşayan insanların dünyanın geri kalanındaki ortalama insan ömrüne göre 7 yıl daha az yaşayacağı belirtiliyor. Örneğin siz şu an bulunduğunuz ülkedeki ortalama insan ömrüne 70 yıl biçiyorsanız, Lahor'dakiler 60 yaşlarını ancak görebiliyorlar. Burada tabelalar, tezgahlar, arabaların üzeri ve dükkanlardaki ürünler tozlarla kaplı. Pakistanlı esnaflar bu yüzden üzerindeki tozu almak için ambalajlı ürünlerini sürekli temizlemek zorundalar. Yoksa ürünlerin üzerinde biriken tozlar bir süre sonra çamur olacak ve ürünler satılamaz hale gelecekler. Üstelik şehirde doğru düzgün bir yeşillendirme de yok. Şehir büyük oranda bir sanayi şehri ve Pakistan'ın önemli fabrikaları Lahor'da hizmet veriyor. Bu fabrikaların açığa çıkardığı kimyasallar şehirdeki bitkilere ve ağaçlara da önemli ölçüde zarar veriyor. Şehrin atmosferine geri dönecek olursak, Lahor'un hijyen ve temizlik açısından da büyük sorunlarının olduğunu göstermemiz gerekiyor. Şehirde eşek gibi hamallıkta kullanılan hayvanlar bulunuyor. Hayvanlar çöplerle dolu alanlarla dinlendiriliyor. Eşekler Pakistan trafiğinin bizzat bir parçası durumundalar. Ana caddelerde bile motosiklet ve arabaların yanı sıra eşek arabalarını görebilirsiniz. Esnaflar bu eşeklerle tekerlekli ilkel araçlarında yük taşımacılığı yapıyorlar. Gerek eşekler, gerek kediler veya köpekler Lahor'da son derece sağlıksız ve zayıf görünüyor. Onlara biraz dikkatli bakarsanız hayvanların bir deri bir kemik olduklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Durumu daha iyi olanlarsa yüklerini motosikletlerle taşıyor. Bazı motosikletlerin arkasında iki kişilik bir yolcu aparatı da var ki bunlar Vietnam'daki ve Tayland'daki tuktukları andırıyorlar. Pakistanlılar kısa mesafeli ulaşımlar için bu motosikletli araçlarla yolcu taşıyorlar ve bir nevi taksi görevi görüyorlar. Elbette bu araçlara çok güvenmemek gerekir. Çünkü olası bir çarpışmada hayatınız riske girebilir. Mesela yolda giden bir araç şu şekilde bir kaza yapmış ve sürücüsü yardım bekliyor. Nüfus bolluğundan ötürü Pakistan'da trafik kazalarından kaçınmak imkansız ve Lahor'da her gün trafik kazası oluyor. Hatta trafikte şu şekilde süslenmiş at arabaları da görebilirsiniz. Pakistanlılar özel gün kutlamalarında trafikte süslü at arabalarıyla gezmeyi seviyorlar ve gidecekleri yere at arabalarıyla gidebiliyorlar. Diğer yandan Lahor'da trafik ışığı kavramında da sorunlar var. Hem arabalar, hem motosikletler, hem yayalar trafikte aynı alan içerisinde iç içe karambol şekilde duruyorlar. İnsanlar yaya yolu kavramına, trafik ışıklarına göre değil, anlık kararlarla trafikte hareket ediyorlar. Bu da orada kaosu meydana getiriyor. Kaosun sonucunda da trafik kazaları ve can kayıpları yaşanıyor. Baksanıza dört bir yandan motosikletler, arabalar ve iş araçları geçiyor. Sokak aralarında bir trafik ışık sistemi yok ve bu nedenle karşıdan karşıya geçerken çok dikkatli yol almalısınız. Daha da ötesi yolda yürürken kapağı açık logar kapakları da görebilmeniz mümkün. Siz de sağa sola bakarak yürürken aniden bir logar deliğine düşebilir ve tabiri caizse bok yoluna gidebilirsiniz. Şehrin sokaklarında gezerken ayaklarınızın altına çok iyi bakmalısınız. Çünkü her an her şeye basabilmeniz mümkün. Bu bir yemek artığı da olabilir, bir ölü güvercinde veya ölü bir fareye basabilirsiniz. Şehirde belediyecilik mekanizması iyi işlemiyor olsa gerek ki hayvan ölüleriyle bile burun buruna geliyorsunuz. Belki de bu basit canlılar şehrin gürültüsü ve kötü havası karşısında hayatta kalamıyorlar. Ya da yoğun trafikte birileri onlara çarpıyor olabilir. Lahor'daki kedi ve köpekler çöp atıklarıyla besleniyorlar. Muhtemelen kimse onlarla ilgilenmiyor ve Lahor'da hastalık kapmayarak uzun süre yaşamaları imkansız. Başınızı yukarıya kaldırdığınızdaysa bolca atmacalar ve kartal benzeri kuşlar görürsünüz.
Lahor'da her köşe başı gıda atıklarıyla ve çöpleriyle dolu olduğundan burası yabani kuşlar için bir beslenme alanına dönüşmüş. Bu yırtıcı kuşlar sık sık zemine iniyorlar ve kendilerine yiyecek bir şeyler arıyorlar. Bir yandan kediler, bir yandan köpekler, bir yandan kuşlar, bir yandan kasapların ve balıkçı insanların attıkları sivrisinekler, eşekler, ölü sıçanlar derken bulunduğunuz ortamdan bir an önce kaçmak istiyorsunuz. Tüm bu trafik karmaşasına sağanak yağmurlar da eklenince Pakistan Lahor'da hayat daha da çekilmez duruma geliyor. Yerel insanlar buna alışkın olabilirler. Fakat batılı ülkelerden Pakistan Lahor'a yerleşen bir insanın buradaki sellere ve şehir hayatının zorluklarına kolay kolay alışamayabilir. Özellikle Lahor'daki şehrin ve coğrafyanın getirdiği tüm zorluklarla büyük bir mücadele içerisindeler. Yağmur yağdığında kimi ürünlerini kurtarmaya çalışıyor, kimi ise akan trafikte hızlıca evine gitmek istiyor. Kimi ise çaresizce yağmurun geçmesini bekliyor. Her Güney Asya ülkesinde olduğu gibi Pakistan'da yoğun yağışlar alır ve bu yağışlar zaman zaman sel felaketlerine yol açıyor. Ülkenin bu konudan yana büyük acıları var ve sık sık sel felaketleri yaşıyorlar. Yağmur sonrası oradaki bir çocuğun kameramıza verdiği postsa içinde bulunduğu şehre karşı umutsuzluğunu ve sitemini gösteriyor olabilir. Fakat endişelenmeyin, bu yakışıklı çocuk son derece neşeli görünüyor. Ya da seyyar tezgahında muz satan bu emektar genç arkadaşımız dimdik şekilde ayakta duruyor ve kameramıza pozitif bakıyor. Oradaki insanları incelerken şu da dikkatimi çekti ki, Pakistanlılar kadın erkek fark etmeksizin uzun kıyafetler giyiniyorlar. Burada özellikle hemcinslerim pantolon, tişört veya şort gibi batıdaki kıyafetlerden giymiyorlar. En azından ben göremedim. Hem yaşlı erkekler, hem yetişkinler, hem de çocuklar şalvar tarzı uzun elbiseler giyinmekteler. Bu giyim tarzı onların dini inançlarıyla da alakalı olabilir. Çünkü Afganistan'da da benzer bir giyim tarzı var ve her iki ülkede Müslümanlığı benimsemiş durumdadır. Bu kıyafetler Arap erkeklerinin beyaz renkteki abayalarının çeşitli renklere dönüştürülmüş versiyonu gibi görünüyor. Muhtemelen giyimi çok rahat ve erkeklerin bacak ve kol kaslarını kolaylıkla hareket ettirmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca Pakistanlı insanların ayakkabı kültürü de batılı insanlara farklı gelebilir. Çünkü batılıların aksine buradaki insanlar sokaklarda rahat spor ayakkabılar giymek yerine terliklerle geziyorlar. Bu da onların kültürel alışkanlıklarıyla alakalı bir durum olsa gerek. Pakistan Lahor'da şehri gezerken etrafta Arap alfabesine benzer yazılar görürsünüz ki Pakistanlıların alfabesi görünüş olarak Arap alfabesini andırıyor. Esasında buna Urdu alfabesi deniyor. Bu alfabe Fars alfabesinden esinlenmiş ve kökeninin Arap alfabesinden geldiği söylenir. Bu sebeple oradayken göreceğiniz bu yazılar onların konuştuğu dil olan Urduca'nın alfabesidir dostlarım. İnsanların genetik yapıları ise hemen yanı başlarındaki Hintlilere ve Bangladeşlilere son derece benziyorlar. Zaten benzer coğrafyada ülkeler farklı olsa bile insanların genetik yapıları da büyük oranda aynı oluyor. İnsanların neredeyse %100'ü esmer tenli ve siyah saçlılar. Bazılarında hiç sakal yokken bazıları ise fazlaca kirli sakallara sahip. Ülkede kadınlarsa büyük oranda tesettürlü giyiniyorlar. Kadınlar ya vücutlarını komple kapayan çarşaflar giyiniyorlar ya da normal bir elbisenin üstüne başörtüsü takıyorlar. Fakat sokaklarda gezinirken şunu gördüm ki Lahor'daki kadın erkek orantısında bir dengesizlik var. Ya kadınlar bu şehirde fazla dışarı çıkmıyor ya da Pakistanlı kadınlar Lahor'da yaşamayı tercih etmiyor.
Çünkü çarşıda karşınıza çıkan 10 kişiden 8'i kesin olarak erkeklerden oluşuyor. Şehir sanki erkek egemenliğinde idare edilen bir yer gibi. Lahore'un başka alanlarını keşfetmek için biz de rehberle motora bindik ve şehrin daha dar sokaklarını görmek istedik. Ana caddelerde asfalt her ne kadar yeterli görünse de ara yollarda su zeminin üzerinde birikinti oluşturuyor ve motosikletliler için kaza riski oluşturuyor. En azından motosikletliler kask takmaya özen gösteriyorlar. Oradayken bu epey dikkatimi çekti. Lahore'un ara sokaklarında sizi başka bir dünya daha karşılıyor. Şu manzaraya baksanıza. Binaların rengi solmuş, kablolar birbirine karışmış ve binalar arası geçiş için sadece daracık bir yol bırakılmış. Bu karmaşık kablo görüntüsü hemen tüm Güney Asya ülkelerinde var. 2024 yılında hala neden bu tarz bir kablolama sistemiyle devam ediyorlar anlamak zor. Pakistan Lahore'da da elektrik kabloları binaların üzerinden birbirine sarılı şekilde düzenlenmiş. Görüntü ise şehri geri kalmış gösteriyor. Ayrıca yolda yürürken arkanızdan hızlıca bir motosikletli gelebilir ve size çarpabilir. Burada da yerler çöplerle dolu. Hatta yerde ne olduğu belli olmayan kırmızı bir şeyler de var. Tam olarak akışkan görünmeyen bu şey birazcık kanı andırıyor. Belki bir hayvana ait, belki de bir insana. Sokağın içerisindeki motosikletlerin oturma bölümlerini incelediğinizde Lahore'un toz gerçeği tekrardan karşınıza çıkıyor. Düşünsenize bu motosiklet koltuklarının üzerindeki bu tozların her birini aynı zamanda içinize çekiyorsunuz. Bazıları bina önlerine böyle poşetler de bırakmışlar. Arka sokaklarda motosikletler karşılıklı park ettiğinden yayaların geçmesi de zor hale gelmiş. Pakistan o kadar kalabalık bir ülke ki arka sokaklarda bile imalat yapan işletmeler var. Ülkede ortalama aylık maaşlar 85 bin rupi kadar. Bunun dolar karşılığı ise 300 Amerikan dolarıdır dostlarım. Bu tutarlar Güney Asya genelinde normal karşılansa da batılı ülkelere kıyasla son derece azdır. Bu nedenle Pakistan'daki insanların aylık geliri onları memnun edecek seviyede olmayabilir. Hatta içlerinden pek çoğu Türkiye'ye, Yunanistan'a veya daha batıdaki ülkelere göç etmek istiyorlar. Hatta bazıları kaçak olarak gittikleri batı ülkelerinde yakalanıyorlar ve sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderiliyorlar. Lahore'da sokaktan birkaç kişiyi çevirirseniz bu tarz bir tecrübesi olan mutlaka birini bulursunuz. İnsanlar Lahore'da ciddi vücut eforu isteyen işleri yapıyorlar. Ancak buna rağmen az kazanıyorlar. Nüfus fazla olduğundan Pakistan hükümeti her bir vatandaşına iş istihdamı sağlayamıyor. Onlar da sokaklara kurdukları seyyar işletmelerle para kazanmaya çalışıyorlar. Örneğin bu adam gibi. Mesela bu genç arkadaşlar dışarıda ateşin üstündeki saçla hamurlu bir şeyler yapıp satıyorlar. Çalıştığı ortam ona fazlaca sıcak geliyor olmalı ki açık alana vantilatör kurmuş ve çalışırken bir yandan da serinlemeye çalışıyor. Ortamdan elbette bir hijyen beklemeyin. Ya bu yiyeceklerden alıp karnınızı doyuracaksınız ya da muhtemelen aç kalacaksınız. Mesela bazı noktalarda su içme noktaları var ve bu insanlar aynı bardaktan su içiyorlar. Ortak su içme alanlarında bu metal kupalarla herkes aynı kupadan su içiyor. Bu da hijyen eksikliğine ait başka bir örnek. Bazıları ise yemek satmak yerine canlı kuş satıyorlar. Bu kuşlar özel bir cins falan değiller. Bazı Pakistanlı erkekler bu kuşlara tuzaklar kurarak onları kapana kıstırıyorlar ve yakalıyorlar. Ardından bir ağa hapsediyorlar ve pazarın işlek yerlerinde bu kuşları satıyorlar.
İsterseniz kuşlardan birkaç tane alıp onları özgürlüklerine kavuşturabilirsiniz. Bir kuşu ortalama 150 rupiye satıyorlar. 150 rupi ise yaklaşık 50 sent yapıyor. Ancak siz para verip o an onları kurtarsanız bile bu gibi insanlar o kuşları yine yakalayıp satmaya devam edecekler. Özellikle turistlerin bol olduğu yerlere gidiyorlar, turistlerin duygularını sömürüp kuşları serbest bırakmaları karşılığında para istiyorlar. Pakistan Lahore'un bazı noktalarında kanalizasyon da yerin altından değil, tam olarak ayak bastığınız yerden geçiyor. Bunların lağım olduğunu kokusundan hemen anlıyorsunuz. Normalde kanalizasyon giderlerinin yerin çok altından geçmesi gerekirken bu şehirde yerin üstünden atıklar akıyor. Bu gerçekten de inanılmaz değil mi? Yanlışlıkla dengenizi kaybettiğinizi ve ayağınızla bu lağım sularına bastığınızı düşünün. Eminim pek çoğunuzun içinde bir irkilme hissi oluştu. Bunun düşüncesi bile insanı hayattan koparıyor. Bu açık kanalizasyonlardan etrafa yayılan koku çevreye ölümcül derecede zararlı bakteriler yayıyor. Çünkü Lahore'da hava sıcaklıkları bu zararlı bakterilerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Yılın en soğuk ayında bile şehirdeki hava sıcaklığı 12 santigrat derecelerde seyrediyorken, yılın bu zamanlarında Lahore'daki ortalama hava sıcaklığı 40 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Zaten insanların suratlarına bakarsanız pek çoğunda sıcaklıklardan kaynaklı bitkin bir ruh halleri var. Hemen hiçbiri tam anlamıyla enerjik ve dinç görünmüyorlar. Her biri mayışmış ve günlük hayat rutinlerini uyuşuk tavırlarla devam ettiriyorlar. Tıpkı videonun başındaki tavuk kasabı gibi Lahore'daki balıkçılar da bir balık pazarında değil, halka açık alanda balık temizliyorlar. Çiğ balıkların keskin kokusu etraftaki koku kirliliğine ayrı bir tat katıyor. Balıklar pala tarzı bir bıçakla tahta bir zemin üzerinde temizleniyor. Bu balıklar ülkenin güneyindeki liman şehri Karachi kıyılarında tutuluyor ve Pakistan'ın hemen her yerine gönderiliyor. Lahore da bu şehirlerden bir tanesi. Balık satıcıları balığı satın alan kimselere poşet veya bir çanta vermiyor. Balığı satın alan adam balığı eliyle götürüyor. Pakistanlılar zaten bin bir olumsuzluk barındıran Lahore sokaklarında yere tükürmekten de geri kalmıyor. Aslında bu durum onların ahlak ve görgü eğitimlerinin seviyesi hakkında da fikir veriyor. Mesela yerel halk oradaki hayata fazlaca adapte olmuş durumdalar ve yaptıkları hiçbir şeyden rahatsız olmuyorlar. Zaten kirli olan şehri daha da kirletmeye çalışıyor gibiler. Örneğin bu adam bir tuvalet bulmak yerine sokağa işiyor. Onu çaktırmadan çekmeyi başardım. Tüm bu eylemlerin hepsi Pakistanlılara aşırı derecede normal geliyor. Şehrin kuytu kenarlarında böyle yalnız başına takılanlar da var. Bu yaşlı adam ne yapıyor bilmiyorum ancak bir hayli zayıf görünüyor. Sakalları uzamış ve muhtemelen evsiz biri. Lahore'da normal bir yaşam süren insanlar bile kötünün iyisi denebilecek bir hayat yaşıyorken, evsizlerse resmen beterden daha beter bir dünyayla yüzleşiyorlar. Evsizler sokakların kenarlarındaki çöplerden kendilerine işe yarar yiyecek ve kullanabilecekleri bir eşya arıyorlar. Üşenmeden çıplak ellerle dakikalarca çöp poşetlerini kurcalıyorlar. Lahore'da ara sokakların darlığının da çoğu zaman bir sınırı olmuyor. Dar bir ara sokağa girdikten sonra bir öncekinden daha dar bir sokakta kendinizi bulabiliyorsunuz. Bu daracık sokakları ise genellikle küçük yaşta çocuklar dolduruyor. Orada başka ne bulabilirim diye bakınırken bu sokak arasında oyun oynayan çocukların yine çöpler içerisinde vakit geçirdiklerini gördüm. Çocukların evlerinin etrafında düzgünce bir park olmaması üzücü. Şehirde neden çok az çöp kutusu var ve neden her köşe başında bu kadar çöp birikiyor anlamak zor. Şehirde büyük bir bulanıklık ve kahverengi bir hayat yaşanıyor. Etraftaki binalar bile kahverenginin tonlarında ve Lahore'da gözleriniz sizin içinizi açacak bir rengi dahi göremiyor. İşte bu nedenden olsa gerek ki Pakistanlılar beyaz tenli veya sarışın bir insan görünce size baka kalıyorlar ve dünya ile irtibatları kesiliyor. Yerel halk ve özellikle erkekler beyaz tenli insanlara karşı büyük bir hayranlık içerisindeler.
sizi gördüklerinde dakikalarca gözlerini kırpmadan size bakıyorlar. Aynen tam olarak böyle bakıyorlar. Pakistan'ın tamamında beyaz tenli insanlara karşı bir özenme var. Hatta ülkedeki kozmetik mağazalarda ve dükkanlarda beyaz kadınların posterlerini pazarlamak amacıyla kullanıyorlar. Oradaki tüccarlar kozmetik ürünleri genellikle cilt beyazlatmaya yönelik pazarlıyorlar. Nasıl ki Pakistanlı erkekler beyaz kadın görmek istiyorsa, Pakistanlı kadınlar da batılı beyaz kadınlar gibi görünmek istiyorlar. Pakistanlıların yabancılara karşı çok ilgili olmasının başka bir sebebi ise Lahore gibi şehirlerine çok az turist geliyor olmasıdır. Ülke genel anlamda çok az turist alıyor ve bu nedenle yerel halk sürekli kendi genetiğindeki insanları görmüş oluyor. Mesela bu saçları yana tarayan yakışıklı abi de bize büyük bir masumiyetle bakıyordu. Erkekseniz bile bakıyorlar. Bu size mantıksız gelebilir çünkü bizim erkek olduğumuzu onların da erkek olduğunu düşünebilir ve altında bir anlam arayabilirsiniz. Fakat Pakistan genelinde oğlancılığın fazlaca yaygın olduğunu size söylemem gerekiyor. Bu ülkede gerek Lahore'da, gerekse Karachi'de, gerekse İslamabad'da sokakta el ele tutuşarak yürüyen erkek grupları göreceksiniz. Bu durum onların kendi cinslerine de ilgi duymasıyla alakalı bir durum. Hatta Pakistan'da sokaklarda trans erkekler de görürsünüz ki bu insanlara Güney Asya genelinde Hijra ismi takılmış. Hem Pakistan'da hem Bangladeş'te hem de Hindistan'da yaşam sürüyorlar. Biz elbette her insanın yaşam tarzına saygı duyuyoruz. Sadece oradayken birbirine ilgi duyan erkekler görürseniz şaşırmayın. Pakistanlı insanların ne kadar cana yakın, güvenilir, sıcakkanlı kimseler olduğunu biliyorum fakat siz yine de Lahore'a gidecek olursanız cüzdanınıza ve çantanıza dikkat edin. Bu kadar insanın arasında siz ne olduğunu anlamadan birkaç saniye içerisinde başınıza pek çok senaryo gelebilir. Genel olarak Pakistan Lahore'daki toz ve hava kirliliğinin çözülebilmesi için Pakistan'da taşıtlara yönelik adımlar atılıyor. Motorlu taşıtlardan yayılan kötü gaz ve emisyonların düşürülmesi adına insanlar elektrikli araçlara teşvik ediliyor. Pakistan hükümeti insanların elektrikli araçlar satın alabilmesi için onlara uygun krediler ve teşvikler sunmaya başlamış durumda. Bu videoda Pakistan Lahore'daki hava, toz ve gürültü kirliliğini, şehirdeki hijyensiz durumları, Lahore'a bizzat giderek yerel insanların yaşamları üzerinden kendi çekimlerimizle anlatmaya çalıştık. Dünya genelindeki bu tarz özel konuları ele almamızı istiyorsanız videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Started. Karachi is the city of lights. So I guess one good thing about Karachi is that it's very much alive. You find all sorts of people here. You find a lot of kindness in Karachi as well, so that's another good thing about Karachi. One bad thing about Karachi is that it's very fast. Like, you have to match the pace. When you're working here, when you're living here, it's not the easiest place to live. If you cannot match the pace, then obviously you're out. Pakistan içerisinde pek çok ilginç şehir ve yaşam barındıran bir ülke. Burası yalnızca Güney Asya'nın değil, dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. 240 milyonu aşkın bir nüfusları var ve bu anlamda dünyanın en kalabalık 5. ülkesi konumundalar. Nüfus olarak kalabalık bir ülke olmaları ise oranın her bir şehrini ayrı derecede ilgi çekici yapıyor. Örneğin ülkenin doğusundaki Lahore şehri Pakistan'ın en kalabalık 2. şehriydi. Bu anlamda pek çok kaynak tarafından dünyanın en tozlu şehri olarak nitelendiriliyor. Pek çok ülkenin aksine başkentleri İslamabad bu ülkede en kalabalık şehirleri değil. Bu nedenle Pakistan'da Lahore dışında çok önemli bir yer daha var ki o da ülkenin en güneyindeki Karachi şehridir. Lahore'daki tahmini nüfus 12 milyon civarlarındayken Karachi'deki güncel nüfusunsa 20 milyon dolaylarında olduğu varsayılıyor. İşte biz
Bu nedenle Pakistan'daki normal yaşamı anlatmak için başkent İslamabad'ı değil, ülkenin güneyindeki kıyı şehri Karachi'yi seçtik. Karachi'nin hem gündüz yaşamını hem de gece yaşamını gözlemleyerek Pakistan'daki genel yaşam hakkında fikir edinmeye çalıştık. O halde Karachi üzerinden değerlendireceğimiz Pakistan yaşamı başlıyor. İşte Karachi'de yeni bir gün doğuyor. Denizdeki suyun sesi, kıyıda uçuşan kuşlar ve güneşin bulutların arasından görünmesi gerçekten huzur verici. İnsanlar sabahın altısında sahil yürüyüşlerine çıkmışlar ve ortalık şimdilik sakin görünüyor. Burası şüphesiz ki Pakistan'ın en büyük ve en önemli liman kenti durumunda. Ülkeye dışarıdan gelen ithalat ürünleri genellikle Karachi'deki limanlar üzerinden ülkeye sokuluyor. Benzer şekilde ülkenin denizde bir kıyısının olması, Pakistan'ın her bölgesine taze balıkların ulaşmasına imkan veriyor. Ayrıca Pakistan, çeşitli etnik kökenlerin ve dini inançların bir arada bulunduğu bir yer, tıpkı Hindistan gibi. Örneğin ülkede Pencaplar, Sindiler, Peştunlar, Beluçiler gibi farklı etnik gruplar olduğu gibi bu etnik grupların ise kendi içerisinde konuştuğu yerel diller var. Ülkenin alfabesinin ise Fars alfabesinden esinlendiği ancak kökenlerinin Arap alfabesine dayandığı söylenir. Bu iki dilin karışımından meydana gelen Urdu alfabesi 38 harften oluşuyor. Pakistan, tıpkı diğer Güney Asya ülkelerinde olduğu gibi sıcak, nemli ve bol yağış alan bir yer. Bundan dolayı gündüz bir işi olmayan insanlar şehrin sokaklarında gezinmeyi tercih etmezler. Elbette evde durmak istemeyenler mutlaka oluyor. Bu insanlarsa gölgelik alanlarda, parklarda serinlemeye çalışıyorlar ve hatta bazıları uyuyorlar. İstatistikler de gösteriyor ki Pakistan'daki en sıcak bölgeler şüphesiz ki ülkenin güney bölgeleri ve Karachi bu anlamda ülkenin en sıcak noktasında yer alıyor. Buradaki hava sıcaklıkları yılın en soğuk zamanlarında bile 12 santigrat derecelerde seyrederken yaz aylarında hava sıcaklıkları 40 dereceleri rahatlıkla görüyor. Bu nedenle Pakistanlılar Karachi gibi şehirlerde gündüz vakitleri çok sıcakta dolaşmazlar. Hatta Karachi için İngilizce'de City of Light tanımlaması yapılır, yani ışıkların şehri demek. Bunun anlamı şehir gündüzleri olabildiğince sıcak olduğundan insanlar genellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya başlarlar ve tüm gece boyunca dışarıda vakit geçirirler. Bu da doğal olarak şehrin gece saatlerinde canlı olduğunu ve şehrin asla uyumadığını çağrıştırıyor. Bu nedenle Karachi'de gece saatlerinde ışıklar sönmüyor, aksine şehir daha da hareketleniyor. Zaten Güney Asya ülkelerinde sıcaklığın ve nemin bu kadar fazla olması, insanların o coğrafyada adaptasyon geçirmelerini sağlamış ve genetik olarak da Batı ülkelerinden farklı tenlere sahipler. Bunu elbette ırkçılık olarak söylemiyorum. Sadece bu coğrafyada insanların sıcak iklim dengesinden ötürü esmer tenlere sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Nasıl ki dünyanın en soğuk ülkelerinde insanlar bembeyaz tenlere sahipse, en sıcak bölgelerde de insanlar bir o kadar esmer, kavruk tenlere sahip oluyorlar. Hatta esmer insanların güneşten gelen ışınlardan daha az zarar görebilmeleri adına cilt derileri de Kuzey Avrupa'daki beyaz tenli insanlara kıyasla daha kalın oluyor. Pakistan'da çabukça yanabilecekken oradaki yerel insanların ciltlerinin sıcaktan o kadar olumsuz etkilenmeyeceğini göreceksiniz. Gündüzleri bir yerlerde vakit geçirmek isteyen az sayıda insanlarsa Karachi'deki bu tarz hayvanat bahçelerini ziyaret ediyor. Ülkede erkek çocuklar ve erkek yetişkinler batılı kıyafetler değil, daha çok o bölgeye özgü olan geleneksel giysileri giyiyorlar. Bu giysiler genellikle alt ve üstle takım şeklinde oluyor ve aynı renklerde oluyorlar. Arapların abayalarına benzer olan bu giysiler Hindistan ve Afganistan'da da erkeklerce tercih ediliyor. Bu giysilerin altına ise insanlar spor ayakkabı değil, rahat terlikler ve sandaletler tercih ediyorlar. Karachi, sosyal yaşam anlamında da Lahore'a kıyasla daha kabul edilebilir bir çevre sunuyor. Şehir daha yoğun nüfuslu olmasına rağmen daha çok yeşil alanı ve parkı içerisinde barındırıyor. Mesela Lahore'da şehrin yeşil alan oranı istatistiklere göre %3 civarındayken, Karachi'de ise bu oran %11 dolaylarındadır. Sanırım daha iyi bir çevre sunduğundan olsa gerek ki Karachi'deki insanların yüzlerine baktığınızda daha sağlıklı ve dinç görünüyorlar. Lahore'daki insanlar daha baygın bir görünüşe sahiplerdi.
En azından Karachi'nin size çok daha ferah görüneceğini garanti edebilirim. Gündüz vakti Karachi'de dolaşmaya devam ederken tıpkı Lahore'da olduğu gibi bu şehirde de motosiklet kullanımının yaygın olduğu dikkatimizi çekiyor. Ayrıca havadaki kuşların sayıca fazlalığı da gözümüzden kaçmayan detaylardan bir tanesi. İnsanlar bu ülkede motosiklet kullanımını gerçekten pratik ve hızlı buluyorlar. Pakistanlı insanlar kuşlara iyi davranıyor olsa gerek ki kuşlar zaman zaman insanların arasına da karışıyor ve araba dubalarının üzerlerine konabiliyorlar. Hatırlayın, Lahore videomuzda da 6 milyondan fazla motorlu taşıtın Lahore içerisinde trafikte olduğunu ve bunların 4 milyonunun motosikletli araçlardan oluştuğunu söylemiştik. İstatistikler bu 240 milyonluk ülkede 25 milyondan fazla motosikletlinin olduğunu söylüyor. Bana kalırsa bu biraz iyimser bir sayı ve Pakistan'da en az 30 milyon motosikletli vardır. Diğer yandan her yıl 250 binden fazla yeni motosikletse Karachi'de trafiğe dahil oluyor. Düşünsenize, sadece Karachi'de bile her gün 3,5 milyondan fazla motosikletli sürücü trafik içerisinde geziniyor. Karachi'de 20 milyondan fazla insanın yaklaşık 4000 kilometre kare gibi ufak sayılabilecek bir alanda yaşadığını varsayarsak, oradaki konutların daha da çok yüksek katlı apartman şeklinde yapılmış olması da elbette tesadüf değil. Karachi'nin pek çok yerinde başımızı yukarı doğru kaldırdığımızda en az 15 ile 20 katlı apartman daireleri gözümüze çarpıyor. Bu apartman daireleri oldukça modern ve dayanıklı görünüyorlar. Elbette şehirdeki herkes bu gibi modern apartman dairelerinde yaşayacak kadar şanslı değil. Öyle ki bol nüfusun olduğu bir yerde tüm insanların ekonomisinin yüksek standartlarda olmasını bekleyemezsiniz. Bundan dolayı Pakistan'da sokakta yerde yatan çocuklardan tutun da pek çok gecekondu mahallesine de rastlayabilirsiniz. Şehir tam anlamıyla Pakistan'ın en stratejik ve en büyük gecekondu mahallelerine ev sahipliği yapıyor. İşte karşınızda Pakistan'ın en büyük gecekondu mahallesi. Buranın ismi Orangi ve Karachi'nin kuzey iç kesimlerinde bulunuyor. Dünyanın en büyük gecekondu mahallesi olarak nitelendirilen bu gecekondu mahallesinde kesin olmayan sayısal verilere göre 2,5 milyonu aşkın insanın yaşadığı düşünülüyor. Mesela bu insanlar Orangi'de yaşayan mahalle sakinleri ve bizi yaşadıkları alanda ağırlamayı kabul ettiler. Muhtemelen yanımızda Pakistanlı kameraman arkadaşımız olmasaydı, bize rehberlik etmeseydi bu insanları rahatça filme alamazdık. Dünya genelindeki pek çok gecekondu mahallesinde olduğu gibi Karachi'de de bu mahallelerdeki bol çocuklu aileler dikkatimizi çekiyor. Bu konuyu detaylıca analiz etmek gerekiyor ancak yoksul aileler dünyanın her yerinde en az 4 veya 5 tane çocuk yapıyorlar. Sanırım içlerinden belki bir tanesi zengin olur da bize bakar düşüncesindeler. Ya da ne kadar çocuk yaparlarsa aileye o kadar işçi kazandırırız düşüncesinde olabilirler. Gördüğünüz üzere etrafta fazlaca çocuk var. Gecekondudaki insanlar haliyle biraz bakımsız görünüyorlar. Bunu yüzlerine veya saçlarına bakarak anlayabilirsiniz. Çocuklar kamera gördüklerinde ise şaşkın ve bir o kadar da ilgililer. Pek çoğu kötü bir aile ekonomisine sahip olduklarının farkında olmasına rağmen yine de yüzlerinden güler yüz ve eğlenceli hareketler eksik olmuyor. Gecekondu mahallesindeki insanların yaşadıkları alanlara bakarsanız genellikle toprağın üzerinde oturuyorlar ve bir ev ortamı yaratabilmiş değiller. Yaşadıkları ve uyudukları alanlar dışarıya doğrudan bağlantılı ve olası bir sel, toz fırtınası gibi felaketlere karşı son derece dayanıksız görünüyorlar. İnsanlar çeşitli tahtaları birbirlerine iliştirerek bir baraka ortamı yaratmışlar ve bu barakaların üzerlerini onları tozdan ve yağmurdan biraz olsun koruyabilecek muşambalarla ve farklı tarzda kumaşlarla örtmüşler. Barakaları incelediğimde etrafında herhangi bir metal koruyucular veya tuğladan yapılar göremedik. Bundan dolayı denizden gelen kuvvetli bir rüzgar
tüm bu etrafı açık barakaları tek hamlede savurabilir ve yıkabilir. Çocuklar her ne kadar içinde bulundukları hayatın zorluğunun yeterince farkında olmasalar da, kamerayı yetişkinlerin yüzüne tuttuğumuzda pek çoğunun suratındaki çaresizlik, stres ve gelecek kaygısı açık ve net şekilde belli oluyor. Mesela bu adamın 7 tane çocuğu var ve dikiş makinesinde kumaş dikerek para kazanmaya çalışıyor. Mahallede dikiş makinesi olmayan ailelerle etraftan buldukları kumaşlarla kıyafet dikerek para kazandığını söylüyor. Öyle ki bu adamın bu işten aylık geliri sadece 40 bin rupi, yani 150 Amerikan doları. Çocuklarsa akşam saatlerinde hava serinken Karachi'nin en işlek caddelerine gönderiliyorlar ve dilendiriliyorlar. Gecekondudaki her aile ne kadar çok çocuğa sahipse dilendirebileceği ve onları çocuk işçi olarak çalıştırabileceği o kadar fazla seçenek oluyor ve aileye daha fazla para geliyor. Burada da bir ibadet alanı var. İnsanlar burada namaz kılıyorlar. Bildiğiniz üzere Pakistan toplam nüfusunun %90'ından fazlasıyla Müslüman bir ülke. Dünyada Endonezya'dan sonra Müslümanların en fazla yaşadığı ülke tam olarak burasıdır. Bu yoksulluğa rağmen insanların dinlerine ve ibadetlerine verdikleri önemse gerçekten takdir edilecek bir durum. Mesela bakın, Orangi'deki insanlar kendilerine ortak bir sosyalleşme alanı kurmuşlar. Mahalledeki her ailenin barakasında bir televizyon ve elektrik hattı bulmanız asla mümkün değil. Bu sebeple insanlar uygun bir alana eski bir televizyonu bantlarla ve lastiklerle iliştirmişler ve burada Pakistan filmlerini izliyorlar. Ya da Pakistan haber kanallarından ülkeleri ve dünya hakkında bilgiler ediniyorlar. Televizyon izledikleri alanlarda çoğunlukla çocuklar olduğu gibi keçiler de olabiliyor. Örneğin Pakistan'da insanların televizyonda çim hokeyi izlediklerini görebilirsiniz. Çünkü bu insanlar çim hokeyine dünyada en çok ilgi gösteren toplum desek yeridir. Çim hokeyini milli sporlar olarak kabul etmişler ve televizyonlarda bu sporun maçlarını seyrediyorlar. Hatta bu dalda olimpiyatta sık sık altın madalyalar kazanıyorlar. Güzel olan şu ki insanların önemli bir çoğunluğu modern dünyanın gerisinde kalmış bir gecekondu mahallesinde yaşıyor olmalarına rağmen bir depresyonda görünmüyorlar. Sanki bazıları bu yaşamı kabullenmiş durumdalar ve ellerindeki imkanlarla mutlu olmayı hedefliyor gibiler. Demek istediğim şey, insanlar fakir oldukları için yüzlerini kapatmıyorlar veya kameramıza saldırgan hareketlerde bulunmuyorlar. Size bir şey fırlatmıyorlar veya sizin kameranızı kapatıp gitmenizi istemiyorlar. Bu aslında Pakistan halkının zor yaşam şartlarına rağmen ne kadar misafirperver, ılımlı ve pozitif bir halk olduğunu gösterir. Çünkü insanlar ne şartlarda yaşarlarsa yaşasınlar, mahallelerine gelen yabancı bir insanı görmekten memnunlar ve bize kötü davranmadılar. En önemlisi ise insanlar bu şartlarda bile bir aile kalabilmeyi başarmışlar. Gecekondunun çıkış noktalarında böyle süslü minibüsler var ki Pakistan'a giderseniz bu süslü minibüsleri mutlaka göreceksiniz. Pakistanlılar toplu taşıma araçlarını süslemeyi gerçekten seviyorlar. Onları çeşitli şekillerde ışıklandırıyorlar ve boyuyorlar. Bazıları minibüslerini milli ve dini motiflerle süslerken bazıları manzaralarla, çiçeklerle süslüyor. Son 20 yılda Pakistan'daki minibüsleri süsleme sanatı dünya genelinde bilinir hale geldi ve bu konuda ün kazandılar. Gelin bu süslü minibüslerden bir tanesine binelim ve biraz da Karachi'deki normal gelirli insanların nasıl yaşadıklarına odaklanalım. Mesela şu an bir alışveriş merkezinin kenarındayız. Bu çift bir şeyler hakkında konuşuyor ve Pakistan'ın modern bir insan profilini temsil ediyorlar. Kızın saçlarının görünüyor olması Pakistan'ın Müslüman bir ülke olmasına rağmen ülkede din baskısının olmadığına işaret ediyor. Mesela hemen yanı başlarındaki Afganistan gibi değiller ve kadınlar Pakistan'da çok daha özgür bir hayat sürüyor. Örneğin ülkedeki özgürlüklerle alakalı şunu da söyleyebiliriz ki Pakistan dünyadaki en geniş internet bant genişliğine sahip ülkelerden bir tanesi ve internet konusunda kısıtlamaların olmadığı bir yer. Ülkedeki kapalı alışveriş merkezleri de tıpkı dünya genelindeki şekilde dizayn edilmiş. Ortada bir boşluk, asansörler ve merdivenler varken köşe noktalardaysa ünlü markaların mağazaları var. Burada ilginç olan pek bir şey yok. Zaten dünya Asya ülkelerini asıl ilginç yapan şeyler her zaman sokaklarıdır dostlarım.
Mesela şu yaprağa sarılan ve sağlığa iyi geldiğine inanılan baharatlı sokak yiyeceğini batıda hiçbir ülkede bulamazsınız. Bir yaprağın üzerine çeşitli baharatlar, tatlı şuruplar koyuyorlar ve ağza atıp çiğniyorsunuz. Yerel halkın bazısı bu şeyin mide sağlığına ve cinsel arzulara iyi geldiğini söylüyor. İnsanlar bu şehirde çeşitli işlerle uğraşıyorlar. Pek çok insan belli bir firmanın bünyesinde değil, kendi işlerini yapıyorlar. Kimi ya dükkan açarak bir şeyler satıyor, kimi ise bisikletlerle veya el arabalarıyla sokak sokak gezerek el emeği ürünlerini satıyorlar. Mesela bu tüccarlar şehrin kalabalık çarşılarında kendi dükkanlarını açmayı başarabilmişler. Burası bir kapalı çarşı ve özellikle tekstil, hediyelik eşya dükkanları göreceksiniz. Bu tarz benzer kapalı çarşı ürünleri Orta Doğu'daki çarşıları andırıyor. Bu çarşıların çok benzerleri İran'da, Irak'ta ve hatta Türkiye'de de fazlasıyla var. Elbette bu ürünlerin bazıları kalitesiz malzemelerden üretilen taklit ürünler. Mesela bu gözlükler gibi. Bu gözlükleri takmak gözünüze faydadan çok zarar verir, buna eminim. Çarşıda görme engelliler için yürüme noktaları maalesef yok. Bu nedenle bu gibi görme engelli yaşlı bireyler sokağın ortasında çok küçük adımlarla yol alabiliyorlar. İşte Asya ülkeleri bu gibi insan hakları ve insan önceliği konularının eksikliğinden ötürü sık sık eleştiriliyorlar. Karaçi sokaklarında başka üzücü durumsa bu gibi evsizlerin sayıca fazla olması ve sık sık karşınıza çıkıyor olmalarıdır. Yerlerde uyuyorlar, mutsuz ve hayattan umudunu koparmış görünüyorlar. Bu yaşlı kadınsa mendil satarak para kazanmaya çalışıyor. Sokaklardaki bazı insanlarsa flüt çalarak yılanlarla dans yaptırıyorlar. Bu gerçekten de ilgi çekici. Bu işi Güney Asya'da da yapan ve bu konuda yetenekli olan çokça insan var. Çeşitli araştırma kurumları Pakistan'da 2024 yılı itibariyle ortalama aylık gelirin 80 bin rupi ile 100 bin rupi arasında değiştiğini söylüyor. Bu gelirlerin global dünyadaki karşılığı ise 300 Amerikan doları ile 350 Amerikan doları arasında değişiyor oluşudur. Bundan dolayıdır ki batılı insanlar için Pakistan yaşanacak, yatırım yapılabilecek en ucuz ülkelerden bir tanesidir. Amerikalı veya Avrupalı bir insan aylık 2000 dolarla Pakistan'ın en pahalı şehrinde bile standartların üzerinde kaliteli bir yaşam sürebilir. Mesela kameramıza tebessüm eden bu kadın bir öğretmendi ve özel bir eğitim kurumunda çalışarak aylık 120 bin rupi kazandığını söylüyor. Yani üniversite okuyarak öğretmen olmuş bir yetişkin insan aylık sadece 450 Amerikan doları kazanabiliyor. Elbette batıdaki hayat pahalı olduğu için bu tutarlar size düşük gelebilir. Fakat Güney Asya'daki insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan tutarlar çok daha düşük düzeydedir. Ve buna bağlı olarak da insanlar daha az miktarlarda kazanırlar. Pakistan, Güney Asya ülkeleri arasında çok popüler olmasa da, Amerika'da emekli olup parasını Tayland gibi ülkelere yatıran binlerce insan var. Örneğin emekli maaşlarıyla kendi ülkesinde zor geçinebilen bir insan, Pakistan ve Tayland gibi ülkelerde çok daha üstün bir hayat yaşayabiliyor. Bu Pakistanlı kadınsa bir hemşire ve aylık 90 bin rupi kazanıyor. Elbette bu tutarlar Pakistan'ın eyaletlerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin Karaçi, Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı ve oranın başkenti konumunda. Ülkenin Belucistan, Pencap gibi eyaletleri var ve toplam 8 eyalet tarafından yönetiliyorlar. Her eyalette ev kiraları ve aylık gelirler değişkenlik gösteriyor. Ancak şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her 10 Pakistanlıdan 8'inin yıllık net geliri 10 bin Amerikan dolarını asla bulmuyor.
Karachi'de genel toplu taşıma araçları ise bu gibi modern kırmızı otobüslerden oluşuyor. Bu şehirde tuk-tukla taşımacılık olayı Lahore'un aksine çok daha azdır ve daha modern bir toplu taşıma hizmeti verilmektedir. Oradayken taksiye binmek yerine ortalama 20 rupiye şehir içinde rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu toplu taşıma otobüslerinin içerisi de bu şekilde görünüyor ve gayet modern, temiz olduğunu söyleyebilirim. Şehirde bu gibi yakışıklı çocuklar pandomim sanatıyla para kazanmaya çalışıyorlar. İlk bakışta bu çocuk ne yapıyor deseniz de birkaç saniye sonra ne yapmaya çalıştığını ve neden kıpırdamadan durduğunu anlamış oluyorsunuz. Bence gelir elde etmek için güzel ve samimi bir fikir ancak arabaların geçtiği bir cadde yerine yayaların daha bol olduğu çarşı bölgelerini tercih etmeliydi. Başka bir tanesi de maymun üzerinden para kazanma düşüncesinde. Bu adamın yaptığı olayınsa pek bir saygı duyulacak tarafı yok. Maymunu süsleyip giydirmiş ve boynuna zincir takarak resmen ona eziyet ediyor. İşte bu noktada Pakistan halkıyla biraz zihniyet farklılıkları yaşadığımızı fark ediyorsunuz. Mesela sizin kendi ülkenizde bu adamın bu yöntemlerle para kazanması belki de imkansızdır ancak Pakistan'da kazanıyor ki bu yönteme başvuruyor. Pakistan'ın en büyük şehrinde akşama doğru sahil hareketlenmeye başlıyor. Sahilin uzunluğu fazla olduğundan ve sıcakta insanların yürümesi zor olduğundan develerle ve atlarla tur hizmeti başlatmışlar. Dilerseniz sahil boyunca bu develere binip denizin sıfır noktasında bambaşka bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ya da isterseniz ayağınız suya değecek şekilde sahildeki sandalyelerden kiralayıp gün batımını seyredebiliyorsunuz. Develerle Karachi sahillerini turlamak bu şekildeyken, atlarla turlamaksa bu şekilde oluyor. Yanınızda atın eğitmeni oluyor ve sizin atı yönetmeniz gerekmiyor. Atın sahibi olan eğitmen atı kendi yönlendiriyor ve atın hızını o ayarlıyor. Eğer bunlardan birini yapmak istemezseniz bu kadınlar gibi ayaklarınızı suya sokabilir ve devamında denize girebilirsiniz. Bazıları kıyıdaki deniz kabuklarını ağ atarak topluyor ve hediyelik eşya niyetiyle bu deniz kabuklarını turistlere satıyor. Kuşlarsa insanlardan kalan yiyecek atıklarıyla sahili dolduruyorlar ve besleniyorlar. Bu adam da beliyle suyun içine attığı ağı çekmeye çalışıyor. Bu adamın yaptığının çok daha kapsamlısını ise bu insanlar el birliğiyle yapıyor. Onlarca insan Karachi sahilinin derinliklerine bıraktıkları ağları el birliğiyle kıyıya doğru çekiyorlar ve balık yakalamayı umuyorlar. Sahildeki tüccarların her biri ellerindeki eşyaları ve hayvanları öylesine güzel süslüyorlar ki birbirleriyle rekabet halindeler ve müşterileri ikna ederek para kazanmaya çalışıyorlar. Hayvanları genellikle kırmızı renklerle süslüyorlar. Bu adamsa sanırım aşk acısı çekiyor ve bir müzik klibinin içerisindeymiş gibi triplere girmiş durumda. Size aynı sahilde küçük bir alan içerisinde pek çok farklı tiplemeden bahsettim. Bu eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Nüfusun yoğunluğundan olsa gerek ki insanlar aynı yeri bambaşka amaçlarla kullanabiliyorlar ve kimse de buna karışmıyor. Sahilde belli bir kural veya kısıtlama olmadığından herkes kafasına göre takılabiliyor. Kimi keyfi işler yapıyor, kimisi ise para kazanıp ailesine bakma derdinde. Pakistan Karachi elbette bu kadarıyla sınırlı bir yer değil. Burası videonun başında da belirttiğim gibi ışıkların şehri yani hayatın asıl olarak geceleri yaşandığı bir yer. Zira havalar akşam saatlerinde nispeten daha serin ve gezilebilir oluyor. İşte gece manzarasından kameramıza ilişen ilk kişilerden biri. Bu yaşlı adam omuzlarına yüklediği ağır kazanlara yiyecek koymuş ve insanlara satıyor. Burası Karachi'nin lüks bölgelerinden biri ve etrafta lüks araçlar sizin gözünüze çarpıyor. Mesela Pakistan'da nezih ve lüks bir restoran tam olarak bu şekilde görünüyor. İnsanlar sakin ve medeni bir şekilde yemek yiyorlar ve bu kesim Pakistan'ın elit sınıfını oluşturuyor. Zaten yemek yiyen insanların yüzlerine ve giyimlerine bakarsanız
ülkenin yarısından çoğuyla hiçbir şekilde alakalarının olmadığını anlayabilirsiniz. Aslında bu durum başka bir araştırma konusunu ortaya çıkarıyor. Muhtemelen bu ülkede de büyük bir gelir adaletsizliği var ve halkın %5'inden daha azı geri kalan %95'inden daha fazla mal varlığına ve gelire sahiptir. Bu durum genelde hiç şaşırtmaz. Orta Doğu ve Asya ülkelerinin neredeyse hepsinde bu gelir adaletsizliklerine rastlayabilirsiniz. Pakistanlı dostlarım bana kızmasınlar ama bu bir gerçek. Restorandan çıkıp dışarının atmosferini soluduğunuzda şehrin gerçekten de her yerinin aydınlatmalarla dolu olduğunu fark ediyorsunuz. Şehir en geç saatlerde bile sanki gündüz vaktiymiş gibi ışıklandırılmış ve aydınlık görünüyor. Etrafta aileleriyle mütevazi kafelerde vakit geçirenler, trafikte yol alanlar ve hatta yerlerde uyuyan çocuklar var. Bazıları bir yandan tezgah açmış satış yapıyorken ibadet saati geldiğinde ise bulunduğu alanda namaz kılıyor. Bazıları evlerinin balkonlarında nargile keyfi yapıyorlarken bazıları ise size çiçek uzatıyor. Pakistanlı insanlar ne gündüz ne de gece durmuyor. Etrafta birbirinin çok benzeri olan insanlar günün her saatinde bir yerlerde bir şeyler satıyorlar. Bazıları ise tıpkı bu polis arkadaş gibi şehrin asayişini ve güvenliğini sağlıyor. Her yerde sürekli bir hareket var ve insanlar sürekli bir şeylerle uğraşıyorlar. Özellikle gıda işletmelerinde ve tezgahlarında hijyen eksikliği göze çarpsa da o coğrafyada yaşayan insanlar için bu hijyen şartları rahatsız edici bulunmuyor ve insanların aşırı hijyen takıntıları yok. Ülkeye gelen turistlerin önemli çoğunluğuysa bu gibi zengin Arap turistleri kapsıyor. Pakistanlılar onların turist olduklarını kısa sürede anlayabiliyorlar ve ellerindeki ürünleri sürekli olarak onların masalarına götürüyorlar. Pakistan ayrıca çok ilginç bir gerçeği de içinde barındırıyor. Mesela bu ülke aslında dünyanın en eski medeniyetlerinden bir tanesinin doğduğu bir yer. Burası İmbus Vadisi medeniyetinin M.Ö. 3000'li yıllarda hüküm sürdüğü bir uygarlıktı ve Karachi gibi bölgelerden dünyanın her yerine ticaret yapıyorlardı. Özetle söyleyebiliriz ki Pakistan hem güney bölgesiyle hem doğusuyla ve batısıyla pek çok hikaye, özel durumlar, özel insanlar ve farklı yaşam biçimleri barındıran bir yer. Bu ülke 2024 yılında bile hala keşfedilecek pek çok detay ve özel konu sunuyor. Bu videoda ülkenin en kalabalık şehri olan Karachi hakkındaki gözlemlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.